Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bugün sizinle mahalle aralarında dolaşalım ama evlerden içeri girelim. Evet. Hani hem sokak aralarında neler var bir şöyle gözümüzün önünde canlansın ama onun dışında tabii kapılardan içeri girelim. Evde hayat nasıl devam ederdi? Mevsim itibariyle neler değişirdi? Hangi mevsimde nasıl bir görüntü vardı? Biraz bunlardan konuşalım. Evet. Şimdi eski hayatımızda evin mühim bir yeri var. Çünkü insanların ekseri hayatı evde geçmektedir. Bilhassa hanımların, çocukların hayatı evde geçmektedir. Ev kalabalık, çok hadiselerin cereyan ettiği bir mekandır. Evin erkeği sabah işine gider, akşam evine döner. Eve dönmek insanın için bir istirahat, bir kurtuluş yeridir. İnsanlar evlerini bir istirahat yeri, bir kurtuluş yeri olarak görürler. Bir hedef, bir ulaşılması evet, gereken yani akşam yer, olsa da evimize dönsek. Şimdikinin biraz farklı. Şimdi insanlar evden dışarı canımı atsam, kafamı, kendimi atsam, eğlensem diyorlar. Eski insanlar saadeti, eğlenceyi, huzuru evlerinde aramışlar. Bunun için ev dekorasyonu, evin inşası, evdeki eşyalar hep bir insanın orada huzurlu, rahat ve sade bir hayat yaşaması için ayarlanmıştı. Sade bir hayat tırnak içinde. Şimdiki gösterişli koltukları, görseler. Şöyle sade. Yani gene gösterişli olabilir ama lüzumlu eşyalar vardır. Kullanışlı eşyalar vardır. Fazla eşya yoktur. İşe yaramayan eşya yoktur. Mevcut olan eşyalarda hep bir estetik, zarafet aranır. Fakat öncelik onun işe yarar ve konforlu olmasındadır. Yani süs hiç ikinci planda gelir. Çünkü ev yaşanan yerdir. Düşünün şimdi misafir odaları ayda yılda bir misafirin geldiği odalardır. Şimdi misafir eskisi gibi değil. Artık çok az geliyor evlere. Hayat daha ziyade televizyon önünde, internet karşısında geçiyor. İçtimai toplantılar ise son birkaç senedir ben görüyorum. Önce erkeklerde başladı. Bu dışarıda yemek verme. Sonra kadınlara intikal etti. Öğleden sonraları pastanelerde ve lokantalarda misafir ağırlama şeklinde devam ediyor. Yani artık eve misafir gelmez oldu. Fakat misafir odaları hiç kimsenin oturmadığı, içine bile girilmeyen müzel olarak varlığını devam ettiriyordu. Temizleniyor, toplanıyor. Evet, her hafta. Ama şimdi zaten evlerde misafir odasına da ihtiyaç kalmadı. Evler küçük. Odalar çok fazla değil. Ve odalar herkesin ayrı ferdiyetçi hayatına uygun şekilde, düşünün bir adamın 3 çocuğu varsa eskiden her biri bir odada yatar kalkardı. Hatta oturma odasında yatar kalkardı. Ama şimdi her birinin ayrı odası olması icap ettiği için misafir odaları tarihe karıştı. Misafir odaları living room Avrupalıların yaşama odaları dedikleri yaşam odası diye şimdi tercüme edilen bir şekle büründü. Bu tabii çok farklı. Peki eskiden misafir odası yok muydu? Vardı ama bu misafir odası oturulan, kullanılan, eşyaları eskiyen bir odaydı. Aynı şimdiki gibi aslında. Aynı şimdiki gibi. Oda temizlenir. Mümkün mertebe diğer odalardan daha çok itina edilir. Ama ama kullanılan bir odadır. Eve sık misafir gelir. Yani eski hayatımız, ev hayatından bahsettiğimiz zaman şunu düşünmeliyiz ki bir evde yalnız o evin insanları yaşamaz. Bazı evlere haftanın her günü, hatta bazı evlere haftanın her günü birkaç posta, sabah, öğleden sonra ve akşam ayrı misafirler, hatta yatılı 4 posta misafir gelir. Bunları şöyle mi kabul etmek lazım? Mesela bir apartmanda oturuyorsunuz şimdiki hayata uyarlarsak eğer, üst komşu kahve içmeye geliyor, kahve içiyor gidiyor. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Komşunuz geliyor sabahleyin, size uğruyor, bir kahvenizi içiyor, sohbet ediyorsunuz. Bu misafirlik çok yüksek bir misafirlik değildi. Çünkü her zaman alışık olduğunuz bir misafirliktir. Öğleden sonra misafirliği her zaman olmayan, çat kapı olmayan, haberli, umumiyetle haberli olan, haberli olmasa bile belli aralarda yapılması gerektiği için yapılan bir misafirliktir. Filanca hanımlara oturmaya gitmek gibi. Akşam misafirliği eski ev hayatımızda şimdikinden biraz farklı. Şimdi mağ ile oturmalar vardır. Eskiden mağ ile oturmadan ziyade erkekler ayrı, hanımlar ayrı gezmektedir. Eski mahallelerde akşam itimat olduğu için hanımlar yalnız başına çıkıp bir komşuya giderler. Erkekler selamlık dairesine gider. Mağ ile gidenler de olur. Erkeğin ayrı misafiri, hanımın ayrı misafiri olur. Aynı akşam. Evet. Kadının haremde ayrı misafirleri. Erkeğin ayrı misafir olabilir selamlıkta. Veya selamlıkta erkek yalnız başına oturur, istirahat eder, çubuğunu içer, kitabını okur, mütalalarını yapar. İstirahat eder. Hanımlar harem dairesinde misafir ağırlarlar. Gece. Gece. Şimdi, gece. Şimdi olsa mesela günler torbaya mı girdi der benim derler, babam. Evet derler. Derler. Ama şimdi bu bir hayat tarzı. İnsanların bu birbirine oturmaya gitmeden başka hiçbir eğlencesi yok.
Tabii bir evde erkek otururken selamlık dairesinde, hele yalnızsa, ki eski evlerde yalnız bir erkeğin varlığı tasavvur edilemez. Mutlaka oğulları vardır, damadı vardır. Eğer damadı ve oğlu olmayacak yaştaysa mutlaka zaten kardeşleri vardır, babasıyla oturuyordur, eniştesi vardır. Yani evde mutlaka ağaları vardır, eski tabirle ağalar. Yani evin dışarıyla münasebetlerinde canı sıkılmaz mı yani? Canı sıkılmaz. Canı, hatta belki nimet olarak görür. Çünkü eski insanlar biraz ağlara sattıkları için kendilerini, onlar akşam eve gelirler, işte üzerlerini değiştirir, hafif bir elbise giyerler, entarilerini giyerler, hırkalarını giyerler, başlarına da takkelerini alırlar. Misafir gelecekse yerler. Değil yani. Tabii gelecekse değil. Yemeklerini yerler ailece. Ailece yemek yemeye eski İstanbullular ehemmiyet verirler. Taşla'da böyle değil ama İstanbul'da aile beraber yemek yiyor. Harem dairesinde. Ondan sonra işte kahveleri içerirken sohbetlerini ederler. Çocuklar sırayla babaların ellerini öperler. Çocuklarla babalar makul miktarda alakadar olurlar. Severler, okşarlar, hatırlarını sorarlar. Ondan sonra herkes işine çekilir. Baba selamlar çekilir. Uzun süre hanımının ve çocukların yanında kalmaz eski adamlar. Yani kimse olmasa da kalmaz. Tabii okuyacağı vardır, yazacağı vardır. Eğer misafir gelirse tabii o ev kıyafetini değiştirir. Dışarı kıyafeti gibi değil ama ev kıyafeti gibi de olmayan bir kıyafet. Yani misafirlerini ağırlar. Hatta bazen küçük mahallelerde mahalle kahveleri vardır. Bugünkü kahveler gibi düşünmeyin. Sigara dumanlarının sigara dumanı da yok şimdi ama göz gözü görmediği tak 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 böyle taşların vurulduğu bir yer değil. Bu kahvehaneleri bir kulüp olarak düşünün. İngiliz asilzadelerinin, centilmenlerinin devam ettiği kulüpler vardır. Bu kulüplere o kulüp üyesi olmayanlar alınmaz ve katiyetle hanımlar alınmaz. Bu kulüplerde erkekler sohbet ederler, kitap okurlar. Ciddi kulüplerdir bunlar. Ha, oyun oynayanları da olur. Ayrı odalarda bilardo gibi, biliç gibi bir takım canti oyunlar oynayanlar da olur. Buna benzetmek doğrudur mahalle kahveleri. Bu kahvelerde erkekler toplanırlar. Kahve içerler, nargile içerler. O zaman çay yok. Ama bu arada sohbet ederler. Kitap okurlar. Ne üzerine? Şimdi mutlaka orada entelektüel bir insan vardır. Entelektüel bir insan varsa diğerleri zaten bunu bir fırsat ve ganimet bilirler. O anlasın, biz dinleyelim, bir şeyler öğrenelim derler. Mesela ben eski İstanbul beyleri tanıdım. Hiç tahsili olmadığı halde. Fevkalade entelektüel, tahsilli dersiniz. Bu tahsilini kıraathanelerde entelektüel insanları dinleyerek öğrendiklerini söylerlerdi. Zaten entelektüelliğin karşılığı da o. Yani bazı konularda ya da genel anlamda çok derinlemesine olmayan bilgi sahibi Osmanlılar'da, olan kişi. Osmanlılar'da entelektüel veya eski tabirle kemali şahıslar her konuda güzel söz söyleyen insanlardır. Her konuda. Şiir vadisinde birkaç şiir inşaat edebilecek, efendim nesirde konuşabilecek, tarihten, siyasetten, dinden, ev idaresinden konuşabilecek, yerine göre şakacı, mizahi, yerine göre ağırbaşlı, yerine göre insanlara nasihat eden, yerine göre onlara yol gösterip tavsiye veren bir kimsedir. Bu kimselerin bulunması mahalleler için bir ganimet ve nimettir. Kahveye gidenler bunları dinlerler. Tabii bu çok da konferans havasında olmaz. Çünkü kahve hafif bir ortamdır. Herkes entarisini giymiş, hırkasını giymiş, takkesini almış, gelmiş. Ne kadar ciddi konuşabilirsiniz? Ne kadar ciddi olabilir? Zaten çok ciddi konuşmaya da ihtiyaç yoktur. Biraz orada da insanların deşarj olmaya ihtiyacı vardır. Şimdi bu akşamları erkekler kahvede olunca hanımların misafirlik işi daha bir ciddiye biner ve daha kolaylaşır. Erkek kahveye gitti mi, hanım da evde yalnız başına oturacak değil ya. Hemen o arada ev işleri yapılır. Akşam bulaşıkları kaldırılır. Ortalık toplanır ve gezmeye gidilir. Tabii bu kış akşamlarında daha büyük bir kolaylıktır. Yaz akşamları kısa olduğu için çok fazla gezme mevzu bahis değildir. Zaten gündüz o kadar çok gezme yapılmıştır ki havanın iyiliğinden istifade eder. Ciddi ciddi. Tabii. Geziliyor. Mesela şöyle bir İstanbul evi düşünülebilir mi, ya da İstanbul kadını bir hafta boyunca ya da bir ay boyunca bir hafta evden boyunca, hiç çıkmamış. Tabii. Ha tabii, çok. Çok. Yani eski hanımlarda, bilhassa ileri gelen zengin asilzade ailelerin hanımları aylarca evlerinden dışarı çıkmazlardı. Onların dışarı çıkma vesileleri ya bir düğün ya bir başsağlığı ziyareti olurdu. Ben böyle insanlar tanıdım. Ailece, ama onlar o evde sıkılmazlardı. Çünkü devamlı gelen giden olurdu. Şimdi eski hayatımızda ziyaretler neye göre dizaynlı? Ben size geldim, siz bana geldim. Bu eşitler arasında olur. İçtimai olarak eşit olmayan insanlar vardır. Kimdir onlar? Saraya mensuptur, asilzadedir, evladı Resul'dendir, bir alim ailesidir, zengin bir ailedir, derebey ailesidir falan, yaşlıdırlar. Bunun getirdiği bir içtimai üstünlük vardır. Böyle olmayanlar bu aileden içtimai olarak düşüktür. Düşük olanlarla yüksek olanlar aynı seviyede karşılıklılık beklemez.
Küçükler büyüklere daha çok gider. O büyüğün bize, vay o bize gelmedi. Büyük küçüğe zaten iade-i ziyaret yapmaz. Eşitler iade-i ziyaret yapar. Dolayısıyla o büyüklerin evine çok gelen giden olur. Onların zaten dışarıya çıkacak fırsatları ve vakitleri olmaz. Devamlı gelenleri vardır, devamlı gelenleri vardır. Hatta bazen o gelen gidenden gına geldikleri de olur. Fakat nezaket ve vazife duygusu onlara karşı bu memnuniyetsizliklerin ishardan onları alıkoyar. Bu bir vazife mi? Vazifedir, evet, vazifedir. İçtimai olarak yüksek olanlar kapalı. Şimdi bu gelenler niçin geliyorlar? Bir kısmı maddi yardım için geliyor. Bir kısmı tavsiye almak için, nasihat almak için geliyor. Bir kısmı bereketlenmek için geliyor. Bir kısmı acaba bu insanlardan bir şey öğrenebilir miyiz diye geliyor. Bir kısmı acaba bu muhterem insanlara hizmet edebilir miyiz? Bir faydamız dokunabilir mi diye geliyor. Bu niyetle gelen insanlara yüz çevirmek eski terbiyeye ve mürüvvete aykırıdır. Onun için eski İstanbul'da mahallelerde veya yüksek tabakanın oturduğu yerlerde aylarca, günlerce evinden çıkmayan hanımlar pek çoktur. Hatta gençleri yollayıp büyüklerin evde kaldığı evler pek çoktur. Ama ortalama bir İstanbul evinde hanımlar kışın makul miktarda, bilhassa geceleri, yazın ise pek sık bir şekilde gezmeye giderler. Bu gezmeler ev gezmesi olabileceği gibi cami, türbe gezmesi de olabilir ki İstanbul hanımları cami ve türbe gezmesine çok meraklıdır. Bir de kadınların pek çok arzusu vardır. Kızı evlensin, oğlunun çocuğu olsun, bilmem şu olsun, bu olsun, kaynanası kendisini üzmesin, eltisiyle varırsın falan. Bunun için yapabileceği şeyler nedir? Kendinden yaşça büyük, aklı selim sahibi kadınlara gidip nasihat istemek, ikincisi türbelere gidip dua etmek. Ama onun için oraya gitmesine gerek yok aslında. Gerek yok tabii ama adet bu. Şimdi onun dışında yaz günleri piknikler, kır gezileri pek çok, pek yaygındı. Şimdiki gibi tantanalı değil, bayağı basit bir şekilde hadi bugün kıra gidelim deyip ellerini bir bohça alıp evde ne varsa, ha, yani özel bir şey yapmaya gerek yok. Gidilen kır gezileri fazladır çünkü her mahallede zaten böyle bir park, bahçe, mezarlık vardır. Ha bir de tantanalı kır gezileri vardır. Ona aile hazırlanır. İşte kağıthaneye, kuş diline falan gidecekler. Mesela şimdi bu, ben bugüne yakınlaştırmak için söylüyorum. Bu hadi gidiyoruz kabilinden gezmeler. Şimdi mesela bizim gördüğümüz bu E5 kenarındaki değil tabii pikniklere ki. Mi değil benzer? Tabii ki şöyle, insanların eğlencelerini ve istirahatlerini başkalarının görmesi zaten uygun değil. O zamanki parklar, o zamanki bahçeler, zaten İstanbul'da şimdi Avrupa'yı bir park yoktu. Bu Tanzimat'tan sonra yavaş yavaş Gülhane Parkı ile ve has bahçelerin, yani saraya ait bahçelerin halka açılması, Yıldız Parkı gibi, Emirgan Parkı gibi başladı bu adet. Ondan önce her mahallede yeşillik, bir kır yeri vardı. Bu şehir sur içindeki mahallelerde bile vardı. Birkaç ağacın bulunduğu bir yeşillik. Daha ziyade mezarlıklar. Ve orada bir tabii unsur, bir kuyu, bir dere kenarı, bir tepe. Bunun olduğu yerler mesireydi. Böyle olmayanlar biraz yürüyerek böyle olan yerlere giderlerdi. Peki bunun için mesela iyi, güzel bir bahçeyi bir arkadaşın, ne bileyim, yani sizin bahçeniz yoktur ama bahçesi olan bir arkadaşın. Bahçesi gidilir tabii ki. Zaten ziyaretlerin çoğu böyledir. Filancalara gidelim de işte bir bahçe sefası yapalım. Feşmekancalara gidelim de bir boğaz sefası yapalım. Halay gelirler, ziyarete gelirler, tahsile gelirler. Bir yerden bir yere geçmek için gelirler. O gelenler bazen günlerce kalırlardı. Vesayetlerin şimdiki bol olmadığı zamanlarda, işlerin öyle kolayca bitmediği zamanlarda günlerce kalırlardı. Her evin misafir odaları, misafiri yatırmak için yüklükleri vardı. Bunlar apartman hayatında da bir müddet devam etti. Ama artık son 5-10 senede artık bakıyorum hiç kimse kimseye yatılı misafir gitmiyor. Çünkü artık şehirler, büyük şehirler aratmayacak bir derecede inkişaf etti. Ondan sonra insanların mali seviyesi daha arttı. Otellere motellere gidiyorlar. Evlerde rahat edemiyorlar. İnsanların da öyle çok fazla misafir kabul edecek durumu kalmadı. Karısı çalışıyor, kendi çalışıyor. Öyle yani sizi yatıralım durumda kimse değil. Nakil vasıtaları arttı. Tabii kalmak için sebepler kalmadı. En basit yere bile şimdi otobüs, tren ve tayyareyle fevkalade sık ve çabuk gitme imkanı var. Onun için bu işler kalmadı. Şimdi gezme dışında insanlar evde ne yaparlar? Ne yaparlar? Bir kere evlerin işi pek çoktur. Daha önce de anlatmıştık. Yani İstanbul evinin işi hiç bitmez. Onun için evde oturan kadınlar, bir tane kadın da yoktur. Yani hiçbir zaman bir karı, bir koca ve çocuklardan olan İstanbul evi çok nadirdir. Yani o aykırı bir ailedir o. Kocası ölmüş, çocukları dağılmış, bir karı, bir koca veya bir kadıncağız. Böyle evler tabii ki vardır. Ama ekseri İstanbul aileleri kalabalık ailelerdir. Yine çekirdek aile. Yani öyle pederşahi aile değil. Yani baba, dede, torunlar, gelinler öyle değil. Ama yine evde üç kuşak bir arada. Hizmetkarlar, hizmetkarların aileleri. Bu çekirdek mi? Bu çekirdek aileleri, evet. O zaman için. Tabii. Başka şöyle, bir çekirdek bu. Şöyle mesela şimdi babanın, bir yaşlı babanın 4 oğlu vardır. Hepsi evlidir ama 4'ü bir arada oturmaz. En küçüğü mü genelde? Umumiyetle en küçüğü oturur. Öbürleri ayrılırlar. Peki öbürleri ayrılır, onlar yanlış mı, yalnız mı otururlar?
Hayır, o evlenen adamın bir dadısı vardır. O dadı ondan beraber gider. Hanımının kimsesiz bir akrabası vardır. Onlarla beraber kalmaya gelir. Evin iyi kötü hizmetkarı şu gibi, yine orada da bir kalabalık aile teşekkül eder. Yani bu aile çekirdek aile deniyor. Şimdi her evin iyi kötü bir hizmetkarı vardır. Eskiden hizmetkar bulmak şimdiki gibi pahalı ve zahmetli değildi. Hizmetkarlar iki türlüdür. Bir, evin cariyeleri, köleleri, halayık derlerdi bunlara. Yani köle asıllıdır, satın alınmış, evde büyümüş, evin adamı olmuş. Bir de dışarıdan küçük yaşta kapılanmış hizmetkarlar. Fakir, kimsesiz bir çocuk alınır, büyütülür. O evin kapılanmış derler o eve, besleme derler. Hem de hizmet eder, hem yarı yarı evin adamı gibi görülür. Yani gerekirse işte eğitim alır vesaire. Tabii tabii, terbiye verirler ona gerektiği şekilde, ailenin durumuna göre. Ve gerektiği zaman da evlendirirler. Umumiyetle de evdeki hizmetkarlardan biri, bahçıvanla, arabacıyla evlendirilir ve evden çıkmaması sağlanır. Şimdi eskilerde alışkanlık çok mühimdir. Eski insanlar alıştığı yoldan gider. Alıştığı insanları görmek ister. Alıştığı rengi kullanır. Alıştığı eşyayı kullanır. Ona yeni bir şeyi kabul ettirmek pek zordur. Pek zordur. Onun için alışmadık bir yüzün evde çalışmasını istemez. Bir İstanbul evi için bu hafta geldi, bize hizmet etti, 15 gün sonra başkası geldi. Böyle bir şey tasavvur edilemez. Böyle bir şey yadırgarlar. Bir güven duygusu oluşmuyor tabii ki. İtimat edilmiyor. Evet, yani bilmediği birinin arabasına binmez mesela, arabacıdır. Nereye götüreceği belli olmaz. Onun için eski İstanbul'da bu da olduğu için, bu besleme, evde büyütme, köle bir itimat hasıl ediyor. Ev bu kadar kalabalık. Evde ne yapılır? Sabah erken kalkılır. Bir kere İstanbulluların, eski Türklerin, Osmanlıların bir hususiyeti var. Bunlar hayata erken başlarlar. Hayata erken başlamalarının sebebi tabii o zamanki hayat tarzıdır. Günler belki uzundur, kısadır, ayrı mesele, ama gün ışığına göre hayat ayarlanmıştır. Elektriğin olmadığı... En büyük enerji kaynağı gün ışığı zaten. İkincisi Osmanlılar dindar insanlardır. Güne ibadet ederek başlarlar. Sabah namazı malum erken kılınır. Güneş doğmadan önce kılınması gerekir. Herkes sabah namazına kalkar. Yani dindar olan da olmayan da mutlaka namazını kılar o zaman. Sabah namazında hayat başlayınca artık bir daha yatmak kolay değildir. Çünkü evde hayat gürültü başladığı zaman ben bir odaya çekileyim de uykuma devam edeyim olmaz. Uykunun, istirahatin devamı öğlen üzeri yapılır. Erkek olsun, kadın olsun. Evde öğleden sonra bir İspanyolların siesta dedikleri bir sessizlik zamanı oluyor, evet. Yani kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Öğle sonrasında neler yaşandığıyla değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ev düzenini konuşuyoruz, ev kültürünü konuşuyoruz. Tabii ev, hani yattığın, aslan yattığı yerden belli olurmuş ya. Kişilerin sosyal hayatı ya da iş hayatındaki başarısı da hep evle örtüştürülür. Evinde mutlu olan, huzurlu olan, sağlıklı bir ilişkisi olan kişinin iş hayatında da başarılı olacağı düşünülür. Öyle midir? Eskiden de böyle mi düşünülür? Şahıslar evleriyle ölçülür. Filancalar, peşmekancalar tek olarak, şahıs olarak düşünülmez. O ev, filanca gil, o evin düzeni, o evin kültürü, o evin geleneği hep ön plandadır. Yani her evin kendine göre bir kokusu, havası olduğu gibi böyle bir geleneği, bir görgüsü de vardır. Yani o filancalarda yetişmiş. Ev insanın şahsından daha ayrı bir, neredeyse hayatiyete, şahsiyete sahiptir. Dolayısıyla fert ikinci planda gelir. Önce evi. Evinin ne olduğu, evde düzeninin ne olduğu, kimlerin yaşadığı, ne yedikleri, ne içtikleri, bunlar çok mühimdir. Mesela bazı evlerin yemek kültürü meşhurdur. O güzel yemekler pişer, çeşitli yemekler pişer, oraya gidenler. Bazı evlerde mesela mutfak kıttır. Ah, sineksiz bir yer bulunmaz mı demiş padişah da Sait Paşa kulunuzun mutfağı demiş. Ne dolayısıyla yemek pişmez yani. Çünkü meraklı değil. Sait Paşa meraklı parayla, olmayınca. Parayla alakalı değil yani. Çok zengindir Sait Paşa. Parayla, hacimlilik de olabilir de meraklı değildi yemeğe. Ne olsa yerdi. O ne olsa yiyince kadınlar da meraklı olmuyor. Kadınlar meraklı olmayınca aşçı da meraklı olmuyor. Ya zaten erkek yemek seçiyorsa, damak tadı varsa, o evde daha farklı yemekler pişiyor. Onu mutlu etmek, onu kızdırmamak, onun istediği gibi bir düzen kurmak için. Yoksa kadınlar hep ekmeğin köşesine peynirle de doyabilir. İyi aşçı kadın kocası sayesinde aşçı oluyor. Yani eğer kocası huysuzsa veya müşkil pesentse veya çeşitli yemeklere meraklıysa, gurme ise, o zaman kadın dediğiniz gibi onu memnun etmek için en azından evin düzeni o şekilde kuruluyor ve o iyi yemek. Ama koca öyle değilse, hanımın her zaman bu öyle değil ama umumiyetle hanım daha rahat oluyor, daha alakalı oluyor. Yani kocasının önüne ne koysa yiyen kadının için çok değişik bir yemek yapmak veya yemeği çok güzel yapmak bir şey taşımıyor. Devamlı da yapıla yapıla insan kanıksıyor. Onun için eski evler şahıstan önce geliyor.
Sabah erken başlanıyor hayata. Hı-hı. Namazlar kılınıyor, ibadetler ediliyor. Ondan sonra artık yavaş yavaş insanlar dairelerinden dışarı çıkıyorlar. Erkek camiye gitmişse camiden geliyor. Kahvaltı hazırlanıyor. Kahvaltı erken yapılır. İki kahvaltı yapılır evlerde umumiyetle. Bir tanesi hafif bir kahvaltı sabah namazından hemen sonra. Çünkü erkek onu kahvaltıdan sonra iş yerine gidecektir, dükkanına gidecektir veya dairesine gidecektir. Mesai sabah namazına başlar. Ondan sonra bu kahvaltıdan sonra hanımlar hafif yollu ev işlerine, evi toparlamaya, yatakları toparlamaya falan girişirler, sofrayı kaldırmaya. Ondan sonra bir kuşluk kahvesi, kuşluk kahvesi molası verir kadınlar. Şimdi bu kuşluk kahvesinde bir komşu mutlaka gelir. Gelmiyorsa bile evdekilerle kız oturalım da bir kahve içelim derler. Bir soluklanırlar. İşte bu arada ikinci bir kahvaltı, kuşluk kahvaltısı yapılabilir. Kahveden ama bu sonra. Kahvaltı daha ziyade öğlene yakın yapılır. Çünkü çok eski için söylüyorum, öğlen yemeği yenmez. Ama sonra son 100-150 yılda artık bu kahvaltı biraz öne çekilmiştir. Kuşluk kahvaltısı hatta bazı evlerde tamamen kalkmıştır. Sabah namazından sonra yenenle iktifa edilmiştir. Öğlen yemeği yenmiştir. Yani 3 öğüne dönmüştür. Hmm. Ama Tanzimat'tan önce 3 öğün yoktur evlerde. Sabah namazından sonra yapılan bir kahvaltı, öğlene doğru yapılan kuşluk kahvaltısı ve ikindiden sonra akşamdan önce yenilen akşam yemeği. 2 öğün yemek vardır. Hmm. Bir de sabahı şeyi sayarsanız, sabah erken kahvaltı sayarsanız gene 3 öğün ama daha geride, evet, erken başlayan bir öğündür. Gece oturanlar yatsılık adıyla ufak tefek çerezdi, meyveydi. Bununla kifafı nefs ederler. Hiçbir zaman geç vakit yemek yenmez. Yani güneş doğduktan sonra yemek yemek çok nadirdir. Kış belki müstesna. Hı hı. Erken karanlık ama onun dışında akşamla beraber yemekler, hı hı, yenmiş olur. Ama bir uzun yaz gününü düşünün. Evet. Zaten akşam olması. Tabii. Yani tabii. Ramazan'ı yastılık, düşünün. Doğru. Yastılık mutlaka isteniyor. Tabii doğru. Bu mevsimlere göre değişir. Yani bu söylediğimiz fix değildir. Mevsime göre ve evin kültürüne göre ve evde yaşayanlara göre, çocuk varsa, yaşlı varsa her zaman bu kaidelere, hı-hı, uymak mümkün olmuyor. Ondan sonra evde dipli köşeli bir iş başlar. Her günün bir işi vardır. Ciddi temizliği vardır. Ev her gün hemen hemen temizlenir. Evde çamaşır hiç eksik olmaz. Kalabalık insanların yaşadığı evler, küçük çocukların bulunduğu evlerde temizlik hiç eksik olmaz. Bunlar yapıldıktan sonra evdekiler o günün mesaisini bitirmişlerdir ve yorulmuşlardır. Hmm. İşte bundan sonra yemek yerler veya yemezler, hafif belki bir şeyler atıştırıp herkes dairesine çekilir ve öğlen uykusu, kaylule, hmm, yaparlar. Bu uzun sürmez. Yani ama şimdiki saati 2-3'e kadar evde bir sessizlik hakimdir. Ondan sonra ev halkı uyanırlar. İşte gezmeye gideceklerse gezmeye giderler. Misafir gelecekse öğleden sonra misafirliği yapılır. Kıra gidilecekse biraz erkence çıkılır. Yani misafir gelecekse bile mi uyurlar? Mutlaka uyurlar. Erkekler dükkanlarında uyurlar. Daireye gidenler dairede uyur. Veya dükkandan eve gelir. O da dairesine çekilir. Hem de böyle entaresini, takkesini gel ciddi bir şekilde çekilir. Öğlen uykusunu uyur. Eskilerin en çok riayet ettiği adetlerden bir tanesi öğlen uykusudur. Ve bu çok tabii karşılanır. Bu öğlen uykusu bugün Arap dünyasında olağanca hızıyla devam etmektedir. Taksi içinde uyur. Şimdi ben mesela iş yerinde uyusam öğlen uykusu. Bu adet değişti. Biz yani son 100 senedir tamamen Avrupa'yı bir ofis hayatı yaşıyoruz. Düşünün, saat 9'da mesai başlıyor, akşam 6'da bitiyor. Eskiden aklına gelmezdi böyle, günün ortasında iş başlıyor. 9 demek günün ortası demek. Kuşluk vakti demektir. Yani neredeyse günün 4'te 1'i geçmiş saat 9. Onun için, ama da mesafeler uzak şimdi, bir de o var. Adam bazı 7'sinde çıkıyor evde, bazı 6'sında çıkıyor, doğru. Yani devir çok değişti. Ama bizim hocalarımız vardı mesela. Onların odasında yataklar vardı. Onlar mutlaka öğlenin yatarlar. Vardı. Hani koltuğunda sandalye. Yatak demeyeyim de koltuk. Divan vardı, divan. Divanlarında mutlaka yatarlardı. Hiç mümkün değil. Hatta bazısını bilinir. Yani Cahit Bey vardı mesela, sosyoloji hocası, hukuk sosyoloji hocası. Onun yemek saati belliydi, yatma saati belliydi. Tam belli bir saatte hademe kahvesini getirirdi, kapıyı çalar. Uyandırır ve kahvesini getirdi. Evet, onu ben çok çok şahit oldum. Yani bu Avrupa'da da var ama tabii bu mesaisi müsait olanlar içindir. Mesaisi müsait olmayan için bu zamanda bunu tatbik etmek mümkün değil. Ama bugün İspanya'da mutlaka olan adet, bizde o kadar sıcak bir ülke olmamamıza rağmen, neden öğlen uykusu? Çünkü sabah çok erken kalkılıyor. Evet.
Sabah yazın düşünün 5'te 5.30'da ayağa kalkılıyor İstanbul'da. Belki kışın biraz daha geçtir. Ama bu kadar erken kalkan insanların günün ortasında bir miktar uyumadan hayata devam etmeleri çok o zor. Bir enerji veriyor. Şimdi zaten herkes bu öğlen uykusunu tavsiye ediyor. Evet, şimdilerde evet. Bütün bilim adamları özellikle de doğal yaşamla ilgilenenler bunu tavsiye ediyorlar. Evet. Şimdi hanımlar tekrar gezmeye giderler veya ne başka bir işleri varsa onu yaparlar. Şimdi hanımlar gezmeye gittiğinde boş oturmazlar. Mutlaka hanımların elinde bir dikiş olur. Hanım dediğin dikişinden belli olur. Ne dikiş diker, ya gergef işler, ya dantel yapar. Yani bir kadının eli hiçbir zaman boş olmaz. Kadınlar birbirine oturmaya geldikleri zaman da bu iş yapmaya devam ederler. Yani eski kadınlar görünüşte belki çok tüketici, fakat aslında üreticidirler. Üreticidirler. Tüketici derken ekonomik anlamda belki. Ekonomik anlamda, yani çalışmıyorlar için. Dışarıda, para kazanmıyorlar ve evde devamlı yiyorlar, geziyorlar gibi bir imaj uyanabilir. Aslında öyle değildir. Öyle değildir. Yani eski evleri düşündüğünüz zaman düşünün, döşeklerin yapıldığı, yorganların sırındığı, çarşafların dikildiği, yastıkların dikildiği, elbiselerin dikildiği bir zamandan bahsediyoruz. Her şey, perdelere kadar her şey dikiş işidir. Tamam, zenginler için bu bir terzi marifetidir. Ama orta halliler için bunu bizzat kendileri yapması lazım. Evde ne kadar hizmetli olursa olsun evin hanımının bu dikişleri bizzat nezaret etmesi, biçme işini kendisinin yapması, dikişleri nezaret etmesi beklenir. Onun için kadınların aslında eskiden şimdikinden çok daha fazla işleri vardır. Hele hele evde bir de rutin işler. Yemek yapmak. Düşünün, kalabalık bir ev. Bu yemeklerin yapılması kolay değil. Evin hanımı olsa, hizmetçisi olsa bile bu yemeklerin tespiti, erzakların erzak odasından çıkarılması, erzak kilit altındadır. Bu kilit anahtarı bir evin hanımında vardır. Bir de vekil harç kimse, o evin kahyası kimse onda vardır. Orası onun marifetiyle açılır. O günkü yemeği hanımefendi hizmetkarlara söyler. Değilse zaten kendi yapacaktır. Erzakları alır ve yemeği pişirir. Yemek sabahtan mutlaka pişirir. Evet, sabah mı pişer, evet. Onu soracaktım. Yemek, öğle uykusu misafir derken. Yemek mutlaka sabah pişirir. Dedim ya, sabah kahvaltıdan sonra o ilk postada yemekler pişirilir. İkinci postada yataklar toplanır. Üçüncü postada diğer işler yapılır. Temizlik gibi. Bazen bu değişebilir. Ama yemekler mutlaka sabah pişirir. Eski İstanbul hanımının öğlen ve akşama mutlaka yemeği hazırdır. Onun için belki de böyle rahat geziyorlar. Yemekleri tabii. Mutlaka hazır. O bazılarında hala devam eden bir alışkanlık. Ailesinden nasıl gördüyse, evet. Sabah kalkar kalkmaz hani bir yandan başka işler yapılırken yemek bir yandan pişsin. Bazıları müstesna ama yemeklerin ekserisi de bir miktar beklemiş olması gerekir. Ama ertesi güne değil, o güne. Zaten eski İstanbul evinde ertesi güne yemek kalmaz. Yemek o şekilde yapılır ve o gün yemek biter. Zaten saklama şartları da çok uygun değil. Evlerde buzdolabı yok, kuyular var, sandviçler var, orada saklanıyor. Bir de yani düşünün. Bir sahan, iki sahan, iki kişi, üç kişi yemek atmış. Kim yiyecek onu? Mümkün değil. Yalnız eski evlerin şeyleri vardır. Kapısını çalan müdavimleri vardır. O evin kapıya kapılananlar vardır. O mahallede yaşayan bir fakir, bir kimsesiz. Ya o yemekler zaten onlara gönderilir. Onlara yani gönderilir. Kalacak bir şey yok. Evde bir yemek kalmaz. Evde yemek kalmaz. Mutlaka oraya gider. Hatta eski İstanbul evlerinin önünde böyle bir oyuk taşlar vardır. Kedi köpek içindir o. Yani o yemek konur, su konur. Mahallenin kedisi köpeği oradan yer. Bu çok evlerde vardır. Bazı evlerde ben tek tük görüyorum. Ne olduğu bile bilinemiyor ama kapının önünde böyle bir oyulmuş taş. Yani ata binme şeyi zannediyorlar onu. Binek taşı zannediyorlar. Değil, binek taşı öyle olmaz. O eski hayvanlara verilmiş bir şey. Bu tabii o zaman hayvanlar daha temiz oluyor. Çöpleri didiklemiyor. Ona buna saldırmıyorlar. Evlere hırsızlık yapar hayvanlar. Kapı şimdiki gibi devamlı kapalı değildir. Çok açılır, kapanır. Eve hayvan girer. Köpek, kedi girer, hırsızlık yapar. Yani açtır, orada yiyecek bir o şey. Eve olur. Hırsızlık yapmaması için kedinin, köpeğin mahallenin mutlaka beslenmesi. Onun kısmı ayrılır. Ayrılır. Şimdi evin işleri çok, temizlik zahmetli. Tahtalar silinecek, bilmem ne yapacak, şimdiki gibi değil. Çamaşır makineleri yok. Evlerde su bile yok. Sular dışarıdan taşınıyor. Evin sarnıcı varsa, kuyusu varsa ne ala. Her evin hemen hemen var ama olmayanları var. Olmayanlar dışarıdan su taşırlar. İçme suyu zaten taşınır. Yazı var, kışı var. Yazı var, kışı var. Çok su harcanır. Bu sularla çamaşır yıkanacak, yemek yapılacak, evler temizlenecek, insanlar banyo yapacak. Bunlar bayağı bir iştir. Onun için çamaşır bayağı zahmetlidir. Bütün bunlar kadın işi midir? Kadın işidir. Erkek işi değildir. Hayır, yani. Erkek işidir. Su taşımak erkek işidir. Odun, kömür, yakacak. Eve odun almak, bu odunları kırmak, odunluğa yüklemek, dışarıdan su getirmek, alışveriş yapmak. Bu her türlü alışveriş için böyledir. Bahçıvanlık, arabacılık, evin tamiratına bakmak, dışarıdan eve doktor veya işte tamirci, bunlar hep erkeklere aittir. Evin erkek hizmetkarlığına ve evin erkeğine ait bir iştir. Yani orada onlar... Kadın bahçesine çiçek ekmez mi? Hayır. Onun bahçıvanı var. Şimdi şöyle, bahçıvanı yoksa tabii ki eker.
Her evin küçük bir bahçesi vardır. Bahçede bir kümes vardır. İstanbul evlerinde kümes olmayan ev neredeyse yok denecek. Bu bana çok hayal gibi geliyor. Evet. Kümessiz ev. Ben eski evlerde çok gördüm. İstanbul yaşantısına hiç uygun tek değilmiş gibi geliyor. Mesela benim çocukluğumda tek tük kalmış eski İstanbul evlerinde bile kümes mutlaka vardı. Hatta yani İstanbul'da horoz sesi bana çok tuhaf kümessiz geliyor. Kümessiz ev, yani insanlar kümessiz bir ev tasavvur edemezlerdi. Her sabah gidecek, onları besler, eder. Sokaklarda tavuklar gezer, mahallesine göre tabii. Sonradan belediyeler yasaklayınca onlar dışarı çıkarmadılar tavukları. Mesela mahallesine göre derken, mesela sur içinde de böyle mi? Evet, mesela kum kapıda sokakta gezer. Ama Fatih'te biraz zor. Tavuk gezmesi. Yani ben bundan önce şimdi zaten Fatih'te yok. Şimdi Fatih'te görürüz. Fatih'te gezer. Şimdi zaten artık hiç kalmadı da. Yani o zamanlar için böyle daha familiar mahallelerde, daha ufak tefek, daha mütevazi mahallelerde sokaklarda tavukların gezdiği, hatta bir çocuğun keçi gezdirdiğini ben çok gördüm. Sur içindeki mahallelerden bahsediyorum. Samatya'da falan. Ama bunu Fatih için, Bayezid için, buralar için zaten mevzu bahis olamaz böyle bir şey. Ama eskiden oralarda da varmış. Oralarda şimdi da varmış. Eski fotoğraflara baktım geçen gün. 1900'ler ve toprak sokaklar. Yani parke taşı tabii çok az. Bu içeriye sürekli yaz, kış, toprak, maalesef, çamur girmesi demek. Maalesef. İşte evlerin en büyük problemlerinden bir tanesi de budur. İstanbul sokakları devamlı çamurdur. Yani sokağa çıkan adam mahvolur. Yani eski İstanbul'un en çok şikayet ettiği şey yağmur yağdığı zaman sokaklardır. Şimdi şöyle. Parke taşı çok az. Çünkü İstanbul'da taş ocağı az. Parke masraflı ve zahmetli bir iş. Bir de şehir çok eski dizayn edilmiş bir şehir. Yani sokak yapmak çok zor. Ne yapmışlar? Arnavut kaldırımı. Arnavut kaldırımı irili ufaklı taşların döşenmesi rastgele şeklinde olur. Rastgele döşenir. Bu çamuru bir miktar önler. Sokaklar ya tümsekli yapılır, iki tarafından sular akar, veya ortası çukur yapılır, su ortadan akar. Bu kadar bir tedbir alınmış. Ama zamanla tabii taşlar gömülüyor, aşınıyor, toprak yürünen yer gidiyor, daha fazla. Evet. Sonra bu şu çukurlar kapanıyor. Bu sefer sular ortada kalıyor, akmıyor. Bir de yani eski insanlar yani bu belediye yapsın diye bekliyorlar. Belediye de yapmıyor. Bu para lazım, iş lazım derken İstanbul sokaklarında bu facialar yaşanmış. Ama tabii her mahalleci bunu söyleyemez, ama çok mahalleler böyledir. Şimdi bu dışarı çıkan insanların dizlerine kadar çamur olması demektir. Zaten eski İstanbullular dışarı çıkarken mutlaka lastik ayakkabı ve ona benzer şeyler giyerlerdi ayakkabılarının dışına. Kibar beylerin de, hanımların da bir ayakkabının dışına bugünkü yaşlıların giydiği mes lastik gibi, hı hı, lastik benzeri bir dış ayakkabı giydiklerini biz eski hatıralardan öğreniyoruz. Çamurdan korunmak için. Ve zaten dışarıdan eve gelince ayakkabıların çıkarılması keyfiyeti de biraz belki de bu şart dünyasında bu kadar sıkı tatbik edilmesinin bir sebebi de budur. Evet. Dışarılardaki çamurlar bu eksik olmuyor. Taşı bol olan bir memlekette değiliz biz. Dolayısıyla bu kadar rahat kullanılamamış. Sokaklara kadar gelmemiş. Şimdi asfaltlar, kaldırımlar fevkalade. Yani yakın zaman için bundan bahsetmek mümkün değil. Şimdi ev hayatı işle ve gezmeyle geçer, ama eğlencesi, zevki de az değildir. Biraz evvel bahsettim, akşam oturmaları, sobaların kurulması, kaldırılması, çamaşırların yıkanması, asılması, bunlar evlerde çok rastlanan meşguliyetlerdir ve kadınlar bunları zevkli birer içtimai faaliyete dönüştürmüşlerdir. Çok zaman kadınlar birbirlerine yardım ederler. Biz de çamaşır yıkanacak, yardıma gel. Siz bize yardıma gelirsiniz. Ben size yardıma gelirim. Hizmetçisi olmayanlar için. İmece usulü. Bu aynı zamanda o işin eğlenceli olmasına da yardım eder. Büyük yemekler yapılacağı zaman birbirlerine yemek gidilir. Düğünler evlerde olur. Mevlütler evlerde. Sünnet düğünleri, evlenme düğünleri hepsi evlerde olur. Yas mevlütleri, yani bir ölü mevlütleri evlerde olur. Ölü yemekleri evlerde olur. Dolayısıyla evler çok zamanda sosyal faaliyetlerin cereyan ettiği bir yerdir. Mekanı oluyor hepsinin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz. Haftaya yine kendisiyle buluşmak üzere efendim.